Gok peynir. Kırmızı tabi. Gok derim ekmek, kuk derim. Yürürüm benim kızlarım. Kuş gibi beslenir benim. Görürüm Osman'ım, görürüm. Ay Osman'ım, bilir misin bizim muhtar ölmüş. Aa, vah vah, ölmüş mü? Ya sizler ömür. Vah vah, şimdi bizim oylar boşa mı gitti? Tüh bir adam, madem 3 aylık ömrüm vardı, niçin korsun muhtarlığa adaylığını? Biz kimden alacağız şimdi ikametgah il muhariyeli Safiye? Yeni muhtardan. Allah Allah, adam sanki isteyerek mi ölmüş? Dilek doğru söyler Osman'ım, takdiri ilahi, vadesi dolmuş. Safiye, şimdi bu muhtarın oğluna mı kalacak muhtarlık? Saçmalama baba lütfen. Biz demokraside yaşıyoruz. Yönetim hiç babadan oğula geçer mi? Tekrar seçim yapılacak. Ama bu seferki seçimde muhtar adaylarından sağlık raporu isteyelim. Öyle ömrü kısa, hastalıklı, mastalıklıysa ona oy vermeyelim ya. Osman'ım, bence senin oy verme dönemin kapanmış, oy alma dönemi başlamış. Nasıl yani? Ben derim ki sen muhtarlığa aday ol. Benden muhtar olur mu ya? Aa, niye olmasın ki? Sen ki namı cihanın dört bir tarafını tutmuş yiğit bir pehlivansın. Aa evet, güleyim tabii. Hem Avrupa görmüş asil bir insansın. Tabii canım, Avrupa. Hem senin büyük babanın babası da muhtardı. Aa öyleydi ya. Büyük baban da muhtardı. Evet, muhtardı. Baban da muhtardı. Tabii canım, ben muhtar oldum, muhtarım ya. De muhtarlık senin damarlarına dolaşan asil kanda mevcuttur. Evet hanımefendi. Senin genlerinde var bu Osman'ım. Evet evet. Sen doğuştan muhtarsın. Evet iyileyim ya. Acaba Safiye ben mahalleyi yönetebilir miyim? Aa ne demek? Sen benim gibi güzel bir kadını Kleopatra Safiye'yi idare edersin. Bir mahalleyi mi idare edemeyeceksin? Çok doğru. Sizin gibi problemli bir ayak üstünde 47,5 yalan söyleyen bir aileyi yönetebildiğime göre muhtarlığı da yapabilirdi. Adaylığını koyacak mısın yani? Koyacağım tabii. Karşınızda muhtar adayı Osman Şentürk. Osman hayırdır? Niye çıktın oraya ya? Hayırdır Osman Aga, göbek mi atacaksın? Dansöz mü oldun? Terbiyesizleşmeyelim arkadaşım, terbiyesizleşmeyelim. Arkadaşlar, gün Osman Aga'ya destek olma günüdür. Açın yani mahallenin önünü, açın. Ne diyorsun Osman Aga ya? Zaten minicik bir aklım vardı, o da gitti. Hepten sıyırttın, tozuttun yani, kafayı yedin. Falan bir akıl hastanesini falan arayalım da Osman Aga'mı gelsin, alsınlar. Ya Osman ne diyorsun oğlum sen ya? Ya hangi konuda sana destek olacağız Osman abi? Muhtarlık seçimlerinde bana destek ver. Karşınızda yeni mahalle muhtar adayı... Osman Şentürk. Muhtar adayı mı? Evet kızım. Osman ayağınız siyasete atıldı. Ya siyaset de nereden çıktı? Allah Allah. Rüyanda mı gördün? Evet Nuri kardeşlik, rüyamda gördüm. Ben vatan ve millet sevgisiyle bile yanarak uykuya yattığımda Rabbisi bana şöyle seslendi. Osman, Osman, muhtarlığa adaylığını koy, mutlaka seçileceksin dedi. Ben de koydum. Osman Aga, senin bir yerin açıkta kalmış herhalde geceleyin. Terbiyesizleşmeyin çirkef, leşmeyin arkadaşım. Karşınızda koskoca bir devlet adamı var. Arkadaşlar, eğer ki bana oy verirseniz bütün taksicilerin problemlerini çözeceğim. Bu mahalledeki korsan taksi meselesini kökünden keseceğim. Taksici esnafının dertlerine bile derman olacağım. Yahu Osman, sen kendi yaralarını bile saramıyorsun. Nereden kaldı ki mahallenin derdine derman olacaksın ya? Ben milletin dertlerine derman olmak için bu yeryüzüne gelmişim kardeşlik. Benim dedem muhtar, babam muhtar. Ben yani muhtar oğlum, muhtar. Ağam gel vazgeç bu işten. Bak sen para harcamayı sevmezsin. Çok para harcarsın sonra falan. Paranın ne önemi var? Mühim olan muhtarlık. Eğer ki kendim için bir şey istersem namerdim. Yani
yapılan istatistikler benim muhtarlıkta en güçlü aday olduğumu bile gösterir. Hadi ya, harika abi. Kaç tane aday var peki? Bir tek ben varım adayım. Onun için sen en güçlü adaysın. Tırınının, tırın tırının. Yani şimdi karşına bir aday daha çıkarsa bütün dengeler bozulabilir mi Osman Aga? O biraz zor. Eğer ki ben bu mahallede ceketimi aday olarak koysam bu bile muhtar seçilir, tamam mı? Tırını tırınının, tırınının, tırınının. Nuri Baba, iki orta bir sade, bana müsaade. Sen nereye gidiyorsun oğlum? Ufak bir işim vardı, onu halledip geleceğim. Oy kardeşim, ben de senden bir ricam var. Bilirsin bu muhtarlık kampanyam için afişler bastırmam lazım. Bir konuşma metni hazırlamam lazım. Afişleri asmam lazım. Onun için de müsaadenle ben de giderim artık. Yahu dertsiz başına dert alıyorsun be Osman'cığım. Yahu Allah aşkına. Ya madem ki kararlısın, Allah yardımcın olsun, buyurun canım. Milletin desteği arkamda olduktan sonra kazanmamama imkan yok. Yeter artık! Söz milletin! Söyle bakayım, şu biye diyeceğin önemli şey nedir? Şimdi ağam, önümüzde muhtarlık seçimleri var. Ben diyorum ki sen muhtarlık seçimlerinde adaylığını koysan, sen ki koskoca Harran Ovası'nın ağasısın, İstanbul'un da ağası olsan ne dersin he? Vallahi muhtarlık size çok yakışır ağa. Siyasete girmenin vakti gelmiştir ha. Esaf mı değilsin lan? Ağam, sen o seçimlere gir, kesin %500 kazanırsın. Ya lafı mı olur? Koskoca Harran Ovası'nın ağası adaylığını koyacak da kazanamayacak. Buna kargalar bile güler ya. Başka aday var mı? Var. Bir tane var. Kim o densiz la? Söyleyeceğim ama gülmek yok, tamam mı? Ya yok, söyle, gülmem. Kesin gülmeyeceksiniz ama. Yok ya, gülmem. Usman Aga, U ile yazılır. Ya şu taksici Osman mı? He, bizim Akasya durağındaki taksici Usman Aga. Vış, duy da inanma. Taksici Osman diye bir kere rakip olmaz. O işler hiç belli olmaz ha. Olur mu ya, imkansız, impossible. Benim seçime girdiğim yerde o bir oy bile alamaz ya. Obama Amerika'da nasıl başkan oldu biliyor musun? Nasıl? Bilmiyorum nasıl. Çünkü sen Amerika başkanlığına adaylığını koymadın, o yüzden Obama başkan oldu. Eğer sen koysaydın bir tek oy bile alamazdı o Obama. Ula çok akıllı adamsın Sinan ya. Senin gibi iki tane daha adam olsa vallahi sırtım yere gelmez. Ben varım ya. Oğlum adam dedi, davar demedi sığır. Ulan alem adamsın Sinan. Öyleyimdir, huyum kurusun. Ağam o zaman şimdi sen bana biraz para ver, ben bu seçim kampanyasını başlatayım. Ağam ya gene para kaptırma şuna ya. Gene paraları cebellerde yatacak bu dursu. Sen ne biçim konuşuyorsun lan? Koskoca Türk taksicisi Sinan Kaya'yla keserim senin dilini, bir şeylerini yani. Al şu paraları, hemen kampanyayı başlatalım. Ağam bu kadar paraya değil kampanya, ben şampanya bile açtıramam. İstersen şunları da ver, ben başlatayım kampanyayı, açayım şampanyayı, hep beraber kuralım kumpanyayı. Osman gelecek, dertler bitecek. Osman gelecek, dertler bitecek. Ne oluyor Safiş ya? Ah vah vah. Osman bunları döverken beyinlerine vurmuş. Bak sulanmış beyinleri, ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ay sizin haberiniz yok değil mi her zamanki gibi? Ay teyzem, neyden haberimiz yok? Babam mahalle muhtarlığına adaylığını koydu Narin abla. Evet. Ay çok sevindim. Hayırlısı olsun inşallah. Sağ olasın. Ay duy da inanma. Ay inşallah Osman'ımın siyasi kariyeri başladı. Bundan sonra da böyle devam edecek. Bu seçimde muhtar olur. Bir sonraki seçimde belediye başkanı. Ondan sonra milletvekili. Sonra başbakan derken cumhurbaşkanlığına kadar gider bu yol. Ay inşallah ben de first lady olacağım. Anlamadım, ne lady Safiş? First lady canım, ne oldu, beğenemedin mi first lady olayımı? Ay babacımın first lady'si. Ona bir kere first demezler adam. First derler, first. Aman be Gülbin'im, bırak boş ver Allah aşkına. Ben oraya çıktıktan sonra bana ne derlerse desinler. Ay hanımlar, aman ne olur bak Osman'ımdan oylarınızı esirgemeyin sakın, tamam mı? Tamam Safiş, Osman'a verelim oy. Ama kazanma şansı var mı? Var tabii, %80-85 kazanırız. Niye?
Niye? Çünkü tek aday. Tek adaysa eniştem %100 muhtar olur. Amin. Ay inşallah. Ya şa şa şa. Aylar maho ya. Ya şa şa şa. Aylar maho ya. Zeyno. Ne olur be? Koca muhtar adayıdır. İnanmıyorum ya. Oylarınızı Maho'ya istemeye geldik. Kusura bakmayın canım ama Maho'ya bir uy bile çıkmaz. Kendisi bile kendisine uy vermez. Sen öyle san. Oylar Maho'ya. Hayır. Osman gelecek. Defter bitecek. Oylar. 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 Maho'ya. Yapıştır kızım, yapıştır. Samiye, niçin bu yüzü kapalı resmimi benim seçim propagandası afişimin üstüne koymuşum be? Başka resim yok muydu? Osman'ım, yanındaki yazıyı okursan neden o resim seçtiğimi çok iyi anlarsın. Oylarınızı yüzü kapalı Osman Ağa'ya ver. Ne kadar güzel, çok akıllıca yani. Kim buldu bunu? Ben buldum sloganı. Aferin kızım. Eğer ki ben seçilirsem seni baş danışmanım yapacağım ona göre. Teveccühünüz babacığım. Evet, teveccühüm. Sinan da geldi. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk Osman Ağa. Hoş geldin Muha. Hello my darling. Hayırdır? Hangi rüzgar attı sizin buraya? Hayırdır Osman Ağa. Afiş yapıştırmaya geldik. Doğru mu söylüyorsun Sinan? Doğru söylerim. Baksana fırçalar elimizde, tutkalımız yerimizde, uzunup belimizde. Biz gideriz ormana, hop ormana. Görüyor musun Samiye? Sinan için üçkağıtçı, sahtekar, fırıldak derdin. Osman Ağa'nın seçim kampanyasına afiş asmaya gelmiş. Osman Ağa'sının afişini asacak. O ne minit? Sen ne saçmalıyorsun Osman Ağa? Are you curious? Sinan, Fiku, afişleri yapıştırın. Sonra yapıştırsak? Ya şimdi yapıştırın o. Yok, sonra yapıştıralım ha. Hadi yapıştır da çocuğum, yapıştır hadi. Peki, siz kaşındınız. Fiku, aç şuradan sığır afişi. Nedir o be? Afiş. Anladın mı? Görürüm afiş olduğunu da benim seçim kampanyada senin afişindeki resminin ne manası var onu sorarım yani. Ben muhtarlığa adaylığımı koymuşum Osman Ağa. Bak ne yazıyor? Maho'ya oy ver, gerisini koy ver. Sinan da benim kampanyamı yürütüyor. Vay sahtekar vay. Duraktaki arkadaşına seçim kampanyasına yardım etmesin. El alemin adamına yardım edersin. Öyle mi? Osman Ağa bir dakika. Dostluk ayrı, siyaset ayrı. Sevgili topiye iftira etmeye utanmıyor musun? Sevgili yeni mahalleliler, Osman'a yüz vermeyin. Mr. President, Maho'ya oy verin.
Oğlum yol vereceksin şu çamurlar ya. Şimdi seçimlerin nabzını elimizde tutabilmemiz için ben bir kamuoyu araştırması yaptım. Yaptırdığım ankete göre Osman Aga maalesef şu mavi bölge oluyor. %60 oranda bizim önümüzde gidiyor. Biz de bu kırmızı bölge oluyoruz. La olur mu oğlum ya? Bir sürü para döktük bu kampanyaya. Eğer ben bu muhtarlık seçimini kazanamazsam vallahi seni tahttan köye yollarım. Bravo. Hemen şey yapmayalım, panik yapmayalım. Yani önemli değil. Ben onun da bir çözümünü buldum. Madem seçmen kitlesini bize yetersiz kalıyor, biz kendi seçmen kitlemizi yaratalım diyor. Oğlum ben senin dediğinden vallahi bir şey anlamamışım. İngiltere'ce söyle de o anlayayım yani. O zaman şöyle ifade edeyim. My aga, we can take 40 or 50 people or marabas from your village, yani Harran. So we can declare they are living here. Then they can use their vote for you. Oğlum sen Amerikan aksanıyla söyledin. İngiltere'ce aksanıyla söyleyeceksin. Yani şunu söylemek istedim ağam. Senin köyden Harran'dan 40-50 tane marabayı getiririz. Burada yaşıyorlarmış gibi gösteririz. Onlar da oylarını sana kullanırlar ya. Hayır ben bu kafaya kurban olayım. Sağ ol ağam. Ya Sinan sen yanlış meslek yapıyorsun oğlum. Bu dalaverecilikle politikaya atılsan eline su dökecek adam çıkmaz ya. Fiko. Buyur ağam. Köye haber sal, iyisinden 50 tane adam göndersinler. İyisinden? Ha. Basili. Aha. Tamam, hemen giderim. Bir de kararsız bir kitle var. O kararsız kitleyi de ikna edip onların oylarını da almamız lazım. Ya sen şu kararsızları bana söyle, her birinin ayağına iki tane sıktırayım, ikna edeyim. Abi olur mu öyle şey ağam? Ben onun yolunu da buldum. Bu kararsız seçmenlerin oyunu alabilmek için onlara konser vereceğiz. La oğlum ne konseri? Kumpanyaya zaten o kadar para saydık. Ayrıca hangi sanatçıyı çıkaracağız sahneye? Aşk olsun ağam ya. Elimizde Seyit Çağlayan Ses gibi bir türkücü varken sanatçıya para mı vereceğiz, vermeyeceğiz. Yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. Maşallah. Zeka gibi ya. Maşallah. Bak Nuri kardeşlik. Eğer ki beni desteklemez, gider o mavi desteklersiniz. Ümrü billah sizle konuşmam artık ha, ona göre. Ya oğlum Osman sen neler söylüyorsun? Neler saçmalıyorsun? Sen varken gidip başkasına oy verir miyiz biz ya? He Osman başım ben de sağ vereceğim. Bak gördün mü? Aferin çocuğum aferin. O Sinan var ya mağacı oldu. O mağazetumdan bu mahalleye hayır gelir mi ya? Lodos denizden eser ben deniz Arif keser. Arif sen nezarette değil miydin oğlum? Kaçtım baba ya. Ne yaptın ne yaptın? Kaçtım. Daracıcık yer sıkıldım ya. Polis moyis gelirse beni bir yere saklayın be baba. Oğlum sen deli misin divane misin? İnsan karakoldan kaçar mı? Sen nasıl insansın anlamadım. Olsun olsun bırak kaçsın. Bize oy lazım. Bir oydur kardeşim. Arif kızanım. Bütün oylar Osman'ıma unutmayasın. Yahu saçmalamayın Allah aşkına ya. Aklınız fikriniz oyda politikada. Adam karakoldan kaçtım diyor. Allah'ın başımıza kim bilir neler gelecek. Ağam biz size şaka yaptık. Arif kardeşim karakoldan kaçmadı, serbest bırakıldı. Ya deliysek de o kadar deli değiliz yani Nuri baba. Nasıl serbest bırakıldı? Çünkü biz ikimiz gidip gerçek hırsıca kaldık baba. Bana rağmen. Aslında biz Tamam şaka yapıyorum hadi. Hadi aferin iyi yapmışsınız. Sizlerle gurur duyuyorum. Ha bakın arkadaşlar eğer bana oy verirseniz ben de hepsinizle gurur duyacağım yani kesin. Şşt, dağıt bakayım şunu al. Eyvallah bacım.
Ya ağam, Selahattin lafa bak ya. Ya Feriştah'ı gelse, ben senden başkasına verir miyim? Aferin be Seyit. Yolunuzu Nuri kardeşlik. Üvey babası dururken bana verir Seyit. Bu uzun yürüyüşe mi çıktı? Ne yaptı be? Bu ne ya? Duyduk duymadık demeyin! Dikkat dikkat! Devlet halkımız bu akşamki konsere hepiniz davetlisiniz! Buraya sussak, milletin oylarını apartmak için konser monser mi düzenlersin sen? Hey, sizin konserinize hangi salak çıkar ya? Bu akşam Seyit Çağlayan Ses sizler için konser verecektir. Hepiniz davetlisiniz. Vay! Seyit, demek ki biz bağrımızda yılan beslemişiz. Sen beni bırakıp onun konserine nasıl gidersin? Ya ağam, vallahi billahi billahi haberim yoktur ya. Ulan sefil! Seyit Çağlayan Ses benim oğlumdur. Elbette benim konserime çıkacağım. Hadi go hadi. Hemen o. Ola hadi. Ula! Yeni mahallelerle bu akşam Trezor'un kalkasındaki Seyit Çağlayan Ses konserine hepiniz davetlisiniz. Çalgılı, çengilli, dansözlü, emri maddi. Ben size yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın Osman? Doğrusun. Ortalık ana baba günüdür ha. Var ya, eğer şu kararsızları tavlarsak değil muhtar, başbakan bile seçilirsin Allah'ıma ha. Hadi çık o zaman kürsüye bir konuşma yap. Sen neredesin oğlum ya? Ben konuşmayı beceremem. Ben adres bile soramam. Değil ki kalabalığa konuşacağım. Ya Sinan, sen çıkıp benim yerime konuşur musun? Olur mu öyle şey ağam ya? Seçmen oy vereceği adayı görmek ister. Senin çıkman lazım. Hadi hadi kürsüye çık hadi. Çıkayım da ne söyleyeyim? Ya ben onu ayarladım, tertibatı kurdum. Bak şimdi, tak bunu kulağına, tamam mı? Cep telefonu yanında mı? Ha. Tamam. Ben seni telefondan aradığımda direkt olarak o çalışmaya başlayacak. Ben buradan ne söylersem sen de bir bir tekrar diyeceksin. Arıyorum bak, deneyelim. Alo, sesim geliyor mu? Ha. Gördün mü? Hadi kürsüye hadi hadi. Fiko, sen çık beni takdim et, ben geliyorum. Hadi quickly quickly. Quickly ha. Let's go ha. Ne dersem onu söyleyeceksin. Stop stop. Geç canım sen de. Otur otur. Sevgili vatandaşlar, karşınızda yeni mahalle muhtar adayı. Mahova iktidara gelecek, fakirlik, fukaralık tedavülden kalkacak. Sevgili vatandaşlarım, Mahova iktidara gelecek, fakirlik, fukaralık tedavülden kalkacak. Bu mahalleye çok büyük yatırımlar yapacağım. Bu mahalleye çok büyük yatırımlar yapacağım. Bu rayon yaptıracağım. Metroyu bu mahallenin altından geçireceğim. Metroyu bu mahallenin altından geçireceğim. Hatta üçüncü köprü de buradan geçecek. Hepinizin evinizin kıymeti iki kat artacak. Sevgili vatandaşlarım, kaçıncı aydayız? 11. Peki ha?
Ayın kaçı? Altısı. İkisini toplarsan kaç ediyor? 17. 23 yaşında ana oldum. Kaç senelik ağayım? 40 oluyor. Ha! Ağalığımın 40. senesi. Ağalığımın 40. senesinde inşallah seçimi kazanacağım. Özür dilerim. Rahatsız ediyorum, bir şey soracaktım. Tabii buyurun sorun. Tabii buyurun sorun. Kuş ağam bu nerede? Lavabo ne tarafta acaba? Lavabo. Arka tarafta. Lavabo arka tarafta. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hop hop hop. Hadi bakalım. Hop hop hop. Hadi bakalım hop hop hop. Hadi bakalım hop hop hop. Ağamın devreleri yanmıştır. Kalçalara bak be, taş gibi maşallah. Kalçalara bak, taş gibi maşallah. Sen ne kızı ne kalçası, senin yüzünden saçmam beni yuvaladı. Siyasi yaşamın başlamadan bitecek ya. Abo, onlara da mı söyledin? Ya ben onları sana söylemedim ki, odaya çok güzel bir kız geldi, o kıza söyledim. Ula boğacağım sen. Abo. Ula bu. Esmerim biçim biçim, ölürüm esmeri için. Alem bana düşmandır, esmer sevdiğim için. Hele loy loy loy, kim var yarim esmerim loy.
geldiler. Hoş. Efendim hoş gelmezseniz gelsin. Sen kardeş bana bekliyor. Geç oğlum. La oğlum Fiku, ben iyisinden 50 tane adam söyledim, gele gele 3 kişi geldi. Ötekiler nerede? Ama sen besili istedin, al işte bak 3 tane besili adam. Odaya sığmıyorlar valla. Ötekileri otobüsle geliyor ağam. Biz taksi tuttuk da geldik. Aferin, iyi etmişsiniz. Yalnız ağam sana kötü bir haberim var. Bu marabalara rağmen Osman Aga bizden 12 seçmen önde. Ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Tabii ki kuralına, nizamına göre oynayacağız. Siyasette dürüstlük temel ilkedir. Ne olacak peki? Seçmen satın alacağız. Bulabilir miyik? Ağam parayı bastırdıktan sonra herkesi satın alabiliriz. Hatta Osman Aga'yı bile satın alabiliriz ama Osman Aga bize pahalıya malum. Yok yok, o kadar pahalı olmaz. O zaman sen bana biraz para ver. Ben gideyim en karaktersizinden seçmenleri bulayım, onları satın alayım. Sen hepsini ver. Hadi bakalım. Ya gene kaptırdın. Hadi yürü yürü Safiye, geç kaldık be. Geldim geldim. Ay Osman, şuradaki kalabalığa bak. Hadi balkona çıkıp el salla. Balkonu be Safiye, bizim evin balkonu ne var? Beyaz saray mı burası be? Ha doğru söylersin Osman'ım. O zaman buradan el sallayalım. Ay muhtar adayı Osman halkla kucak kucağa. Ha bak çok doğru bak. Seçmenle çok sıkı fıkı ilişkilere girmek lazım. Bu çok önemlidir seçimlerde. Hadi yürü bakalım. Arkadaşlarım, sevgili seçmen kardeşlerim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mahir'in evi nerededir ha? Ne yapacaksınız siz Mahir'i? Biz köyden şey için geldik. Mahir'i ziyarete geldik. Biz onun köylüsüyüz. Ha, öyle mi? Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Şimdi bak, Mahir'e gitmek için ilk önce buradan kapıdan çıkınca sağ koluma gideceksiniz. Oradan sol koluma döneceksiniz. Ondan sonra burnunuzun doğrultusuna bile 7-8 kilometre falan gidin, oralarda gezin, dolaşın, sorun artık. Hadi bakalım. Sağ ol ağam, sağ ol ağam. Hadi bakalım, anca varırsınız, hadi. Yallah. Osman'ım, adam çadırı niye yanlış yere gönderdi? Görmez misin, bunlar seçime hile karıştırmak için gelmişler be Safiye. Ne? Seçime hile orada mı karıştırmaya gelmişler? Tabii be, hileli oy kullanacaklar bunu. Yoksa ta memleketlerinden İstanbul'a niçin gelsin bu adam? Sinan abi yapar valla. Çok uyanık olmamız lazım. Öyle mi? Ay Safiye ya, sen de adın gibi safsın Safiye yani. Şu tavuklar var ya bizim küvesteki, onlar bile senden daha tilki gibi düşünür ha. Ay aşk olsun Osman, yani sen bana salak mı demek istersin? Peki o zaman, madem salak değilsin Safiye, soruma cevap ver. 8 kere 8? 88. Bak gördün mü, yanlış söyledim. 8 kere 8, 78 bir kere. Ay şakacı seni, gidin muhtar adayı seni. Hadi gidip propaganda çalışmalarımıza devam edelim. Hadi gidelim. Ne oldu ya? Bebeğe bakın. Boşuna uğraşma be kızcağızım. Onun daha seçmen yaşı gelmemiş. Boşuna enerjimizi bile harcamayalım. Ya hatırlıyor musunuz? Clinton ülkemize gelmişti. Erkan bebeği kucağına almıştı. Aa evet evet, hatırladım. Hatta o bebecik koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının burnunu böyle sıkmış idi. İşte Bill Clinton o fotoğrafla inanılmaz fiyaka yapmıştı. Babacığım, eğer senin de öyle fotoğrafını çekip internet sitesine koyarsak oylar patlar. Ne mi patlar mı? O zaman hiç kaçırmayalım, yürüyün. Affedersiniz kardeşlik, ne tatlı bebeğiniz var. Acaba biraz sevebilir miyim? Evet. Gel bakalım bana. Abadı, abadı, abadı. Abadı, abadı. Gudu, 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 gudu. Gudu. Aa, bu sıcaklık da nedir bile mi? Aa. Kısmet, kısmet. Evet. Gülümse, gülümse. Ya ne yapacağız Nuri Baba? Oy kullanmaya gitmeyecekmiş. Vallahi oğlum, bir an evvel verelim oylarımızı da kurtulalım şu işten. Çünkü Osman da Mao Ağa da kendilerini siyasi parti lideri gibi görmeye başladılar. Sinan da namussuz yangına körükle gidiyor tabii. Vallahi ben böyle gözüm kapalı Osman Ağa'ya vereceğim oyumu yani. Tabii canım.
Orası normal, hepimiz Osman'a vereceğiz. Mührü direkt olarak Maha'ya basacaksınız, tamam mı? Tamam. Suratıma da ila kağıda basacaksın. La bu angutlar gelir mührü alnımın çatına basmaya kalkarlar. Düzgün örget. Ağam doğru söylüyor. Yani Maho yazan kağıdın üzerine basacaksınız mührü, tamam mı? Sen öptün mü ekmeği? Öptüm abi. Al bakayım o zaman. Hadi toy toy. Al bakayım. Bak ekmeği öptün, yemin ettin. Eğer halkın iradesi Osman'dan yana tecelli ederse hepiniz çarpılırsınız. Biz o kadar alçak mıyız ağam? Parayı aldıysak mühür de sana basacağız. Haydi haydi. Sana kardeşim. Bu kadar mı? Peki aynı para olur mu kardeşim? Dağdaki çobanın oyuyla benim oyum bir mi? Kardeşim demokraside dağdaki çobanın da göbeğini kaş yanında başbakanın da oyu birdir. Hadi iki de yallah. Haydi haydi. Ben torpilliyim, pardon. Selamun aleyküm abiler. Abu, Ali Kefal. Sen de mi Maho'ya oy vereceksin lan? Ama Osman Aga senin kayınpederin sayılır. Ben oyumu sokakta bulmadım Sinan abicim. Benim oyum kıymetlidir daha. Vallahi elimi öpene 500 liraya satarım. Biz 100 lira veriyoruz. Peki bu yaptıklarınızı Osman babacığıma söylersen 500 lira eder mi? Vay Adi vay. Ahlaksız Ali Kefal seni. Bu yaptığın siyaset Atina sığar mı? Kırın. Sığdığı kadar Fikocuğum, sığdığı kadar. Hem biliyorsun hayat şartları, yaşamak, ekonomi falan çok zordur. Yani hem benim oyum, ha bu çobanların oyundan daha kıymetli ve önemlidir. Aham, bazı demokrasilerde bazı insanların oyu bazı insanlardan daha kıymetli olabiliyor. Sen şuna bir 500 lira versene, bende para kalmadı. Al savuş. Bak Osman'a oy verirsen gebertirim ona göre. Pardon, bir soru soracağım da çok merak ediyorum da. Oyumu sahiden Osman babacığıma verdiğimi nasıl anlayacaksınız acaba? Eh kuşlar diye haber verir. Abi. Oy, şaka ettim de. Öp bakayım Dürze. Sevgili vatandaşlarım, mahallemiz için çok önemli olan bugün de oyumu kullanırken bu kullandığım oyun vatanımız, milletimiz ve dünya için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Ayrıca... Ya Osman Aga, amma uzattın ya. Alt tarafı bir mahalle muhtarlığı seçimi bu. Hadi ama. Abi ne deme abi, öyle deme. Bu muhtarlık seçimi çok önemlidir. Mesela Cumhurbaşkanı'ndan da önemlidir. Sen gidip Cumhurbaşkanı'na bana bir ikametgah senedi ver dese, Cumhurbaşkanı verebilir mi? Veremez ama mahalle muhtarı verir. Anladın mı? Ha, onun için çok önemli. Heh, evet aynen öyle dur. Demokrasimizin Yılmaz bekçisi Maho'a geliyor, alkışlayınlar. Sağ olun, elleriniz dert görmesin. Ulan marabalar, kumanyanız geldi mi? Almadık ha. Ya bunların kumanyası nerede Sinan? O kadar para verdim size. Ağam acelesi ne? Önce bir oylarını kullansınlar, demokrasi bizim adımıza bir tecelli etsin. Sonra dağıtırız kumanyalarını, ziyafet veririz yani, öyle olur. Ele olur mu Sinan? Ya açlıktan kafaları bulanırsa, ya bulanık kafayla gidip Osman'a oy verirlerse, o zaman sandıktan nasıl çıkacağız? Ağam söylemedi deme, bu Sinan Dırısı var ya, seni kerizli, tatlı tatlı geçiriyi kazı, senin haberin yok. Ulan sen koca ağaya keriz mi değilsin? Ama ağam... Kes lan! Kes! Kes! Ulan marabalar, hadi hep beraber içeri girip oyumuzu kullanayım. Hadi, hadi bak! Oo! Oo! Efendim, memleketimize ve mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Hadi gelin bakayım içeri. Aa! Gördün mü geldiler? Sayın Sandık Kurulu Başkanı, bu arkadaşlar bu mahallede oturmamaktadırlar. Bunlar Muğa'nın köylüleridir. Buraya sahte oy kullanmaya gelmişlerdir. Bunların oylarının geçersiz olması lazımdır yani. Sen ne demek istiyorsun ya? Bütün bu insanlara köylü mü demek istiyorsun? Köylüler diye bunları aşağılıyor musun? Ne demiş Mustafa Kemal Atatürk? Köylü milletin efendisidir demiş. Yani senin ne kadar zübbe, ne kadar snob bir olduğun da böylece ortaya çıktı Osman Aga. Yani sen şimdi diyorsun ki dağdaki çobanla benim oyum eşit değil. Öyle mi? İyi de babam öyle bir şey demedi ki. Evet, mülezzellemedim. Ben dedim ki bu arkadaşlar eğer oy kullanırlarsa bu seçim kadık olur, geçersiz olur, o kadar. Ay, 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 bir dakika, bir dakika.
dakika. Osman Bey haklı. Bu mahallede olmayalı arkadaşlar lütfen salonu terk etsin. Lütfen dışarı, lütfen. Boşaltalım arkadaşlar. Lütfen dışarı. Bakın sandık başı. Şimdi gelecek seçmenlerin burada listeden bakacaksın. Kara kağıtlarına da bakacaksın. Karşılaştıracaksın. Ondan sonra zarfı vereceksin, tamam mı? Ha, tebrik ederim. Sinan bak işler kötüye gidiyor. Şimdiden 40 oy kaybettik. Böyle giderse seçimi kaybederik. Sen hiç merak etme ağam. Demokraside ve Sinan'da çare tükenmez. Nereye atacağım yavrum? Buraya beğendim ona. Bakalım. Sokabilecek miyiz? Bu oldu. Girdi. Hadi vatana millete hayırlı olsun bari. İyi çalışmalar çıtaklar. Hayırlı olsun amcacığım. Hadi bari. Şentürk. Bravo, bravo. Osman Şentürk. Yaşasın, yaşasın. Osman Şentürk. Mahmut Altındiş. Sanırsam herhalde galiba biz kazanacağız Safiye. Ay inşallah yedim inşallah. Ya Fikur. Seçimi kaybettik. Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra bana hatırlat da Sinan'a vurayım. Hiç merak etme sana. Ya hemen niye karamsarlığa kapılıyorsun? Gün doğmadan daha neler doğar? Ya daha ne doğacak? Bitti işte seçimi kaybettik. O kadar seçim yatırımı boşa gitti. Ağam, resmi sonuçları beklemesen de fırsat bu Dürzi'yi. Sen merak etme ağam. Belki kazanamıyoruz ama kaybetmeyeceğiz de. Sandık çalacağız. Ne? Sen... Osman Şentürk. Osman Şentürk. Öyle geliyor ki Osman kazanacak bu seçim, muhtar olacak. Vallahi belli olmaz Nuri Baba. Millet sandığın başına gitti mi böyle dönüyor. Nuri kardeşim yakalayın bu demokrasi düşmanını. Sandığı çaldı, seçim sandığını. Ne yapıyorsun lan? Allah Allah ya. Yahu yapma. Sen utanmıyor musun? İki tane oy için demokrasiye gölge düşürmeye he? Hah polisler geldi. Durun ne oluyor burada? Şimdi bu demokrasi düşmanları oy sandığını çaldılar memur bey. Polis kız hanım bunlar demokrasiyi içlerine sindiremediler, sindiremediler. Yahu yapmayın ağalar. Bu çocuk saftır, cahaldır. Sandığı oyları evde saymak için almıştır. Bu böyle şeylerden anlamaz ya. Yapma o, yapma Allah aşkına. Olur mu öyle şey ya? Bir dakika, bir dakika. Aranızda çözemezsiniz böyle bir şeyi. Tutanak tutup yetkililere bildirmemiz lazım. Bence bu seçimler iptal olur, haberiniz olsun. İptal mi olur? Kesin. Şaibe karıştı çünkü bu işe. Bakın memur bey, şaibeyi biz karıştırmadık. Bunlar şaibeyi karıştırdılar. Dışarıdan yabancı destekle durup benim oylarımı açardılar. Bırakın oylarımı. Oylarımı.